Doğal Kürler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda siyah hardal tohumunu inceleyerek, tıpta tedavisi olmayan hastalıklara karşı ne şekilde çare olabildiğini göreceğiz. Siyah hardal tohumu doğada kendiliğinden yetişen, köken olarak Amerika kıtasına ait bir bitkidir. Zengin bir potasyum kaynağı olmakla birlikte, en çarpıcı özelliği, kan dolaşımını regüle ederek, vücudun en uç noktalarına kadar kanın iletilmesini sağlamaktır. B vitaminince zengin bir tohumdur. Ayrıca, E, C ve K vitaminlerini de ihtiva eder. Sinir sıkışması için kullanımı. Siyah hardal tohumu, hanımlar arasında çok yaygın olan sinir sıkışması ya da tıbbi ismiyle karpal tünel sendromu için harika bir çözümdür. Bir çay kaşığı kadar siyah hardal tohumunu, çiğnemeden bir çay kaşığı kadar, sabah, akşam olmak üzere bir hafta boyunca tüketiniz. Ardından 3 hafta daha, bu sefer günde bir kez, yine bir çay kaşığı kadar tüketilmelidir. Bir ay boyunca uygulanacak bu küre ilave olarak, ağrıyan bölgeye ardıç yağı ile masaj yapılırsa, ağrılardan tamamen kurtulmak mümkün olmaktadır. Geçmeyen el ve ayak üşümesi, Raynaud sendromu. Raynaud fenomeni diye de adlandırılan, el ve ayaklarda sebebi bilinmeyen ve bir türlü geçmek bilmeyen üşüme hissinin, tıpta tam bir çözümü bulunmuyor. Temelinde kan dolaşım bozukluğuna bağlı olarak, vücudun uç noktalarındaki kılcal damarlara yeterince kan gitmemesi bulunan bu hastalık için, siyah hardal tohumu çözüm oluyor. Bir çay kaşığı dolusu siyah hardal tohumu, 30 gün boyunca, günde bir defa aç karına tüketilmelidir. Aşırı soğuk hassasiyetinin ve üşüme hissinin ortadan kalktığını göreceksiniz. Nöropatik geçmeyen ağrılar için de bu kür uygulanabilir. Huzursuz bacak sendromu, RLS. Huzursuz bacak sendromundan muzdarip kişiler için, özellikle gece uykuları imkansız hale gelmekte, rahatsızlığa bağlı gelişen hem fiziksel hem ruhsal sıkıntılar neticesinde, uykusuzluğa bağlı diğer rahatsızlıklar da ortaya çıkmaktadır. Tıpta belirgin bir tedavisi bulunmayan bu rahatsızlık için de, Sayın İbrahim Saraçoğlu, siyah hardal tohumu kullanımını önermektedir. 30 gün uygulanacak bu kürün, ilk 3 gününde, bir çay kaşığı kadar siyah hardal tohumu, sabah ve akşam tüketilmelidir. Geriye kalan 27 günde ise, günde sadece bir çay kaşığı, çiğnenmeden, biraz su ile alınması yeterlidir. Göz kuruluğu ve göz tansiyonu için de, günde bir çay kaşığı dolusu, bir ay kullanılabilir. Siyah hardal tohumu aynı zamanda genel kalp sağlığı için de önerilmektedir. Damar sertliğinde, atardamar kireçlenmelerinde, kalp yetmezliğinde ve kalp krizini önlemede etkili olduğu bildirilmektedir. Kürün genel kullanım önerisi, günde bir çay kaşığı kadar, çiğnenmeden, su ile yutulması şeklinde ve süresi de bir aydır. Siyah hardal tohumu, kış hastalıklarında, zor geçen ağrılı mens dönemlerinde, cinsel aktiviteyi artırmada, damar içi kireçlenmesi gibi durumlarda da çok etkilidir. Bu olumlu etkilerinden faydalanmak için, tohumları öğüterek özellikle et yemeklerinde kullanabilirsiniz. Ayrıca çayı da demlenebilmektedir.
bir çay kaşığı dolusu kadar tohumu, kaynamış bir bardak su içerisine atıp, 5 dakika kadar demlenmeye bırakabilir, ardından süzerek içebilirsiniz. Hem bağışıklığınızı destekleyecek, soğuk algınlığınıza ve hazımsızlığınıza da iyi gelecektir. Kullanım uyarıları. Kronik böbrek yetmezliği hastaları ve tiroid hastaları için siyah hardal tohumu kullanımı önerilmemektedir. Yine kronik alerjik reaksiyonu bulunan hassas bünyeli kişiler için de kullanımı önerilmez. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi faydalı buluyorsanız, lütfen videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Her konudaki görüş, soru ve önerileriniz için bize yazmaya devam edin. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok değerli. Yeni içeriklerle yeniden buluşmak üzere.